İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Çukurova Gazetesi. Cumhuriyet düşmanlarına karşı birleşelim. Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen yayınladığı mesajla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 92. yıl dönümünü kutladı. Cumhuriyetin tehdit altında olduğuna dikkat çeken Antmen, gün Cumhuriyet düşmanlarına karşı birleşme günüdür dedi. Yokum dedi. Mersin İdman Yurdu Başkanı Ali Kahraman'la yönetimdeki 8 yılında hep yalnız bırakıldığını belirterek, mücadeleyi tek başıma vermekten dolayı maddi manevi yıprandım, sağlığımı kaybettim. Bu yüzden tekrar aday olmayı düşünmüyorum dedi. Akdeniz Gazetesi. Hüsrana uğrayacaklar. AK Parti Mersin İl Başkanı İsmail Taşpınar, 7 Haziran seçimlerinden çıkan sonuca sevinenlerin 1 Kasım'da milletin desteğiyle hüsrana uğrayacaklarını söyledi. Mersin'in kültürel zenginlikleri belgesel oldu. Mersin'deki renkli kültürel zenginliği anlatmak amacıyla Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'yla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi işbirliğinde Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından çekilen Kültür Denizi Mersin belgeselinin gösterimi yapıldı. Yeni Güney Gazetesi. Gururla kutluyoruz. Vali Özdemir Çakacak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir açıklama yaptı. Çakacak, tarih sahnesinden silinmek istenen milletimizin bağımsızlığını ve istiklalini korumak amacıyla Büyük Önder Mustafa Kemal'in önderliğinde topyekün mücadele sonucunda elde ettiği büyük ve emsalsiz zaferin taşlandırılması sonucunda kurulan Cumhuriyetimizin 92. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz dedi. Kocamaz'ın mesajı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Cumhuriyeti'ni canımız pahasına korumak ve milli birliğimizi bozacak her türlü tehdide karşı mücadele etmekten tereddüt duymayız diyerek Mersin halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Haberci Gazetesi. Mersin Atay'a koştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 92. yıl dönümü Mersin'de dün valilik tarafından düzenlenen törenle başladı. CHP'liler bu afişten beraat etti. Mersin'de CHP İl Başkanlığı binasına asılan, kapatılan 17 Aralık yolsuzluk soruşturması sonrası istifa eden 4 eski bakanla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın maskeli fotoğraflarının bulunduğu afiş nedeniyle haklarında dava açılan 2 CHP'li ilk duruşmada beraat etti. Hakimiyet Gazetesi. 92 yıllık gurur. Cumhuriyet'in 92. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Mersin Cumhuriyet alanında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Mersin Valisi Özdemir Çakacak, her türlü imkansızlıklarla başarıya ulaşan Kurtuluş Savaşı'nın Cumhuriyet'le taçlandığını vurguladı. Mersin'deki patlamada IŞİD şüphesi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde meydana gelen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısı sonrası yürütülen soruşturmada gelinen aşamayla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu örgüt Gaziantep merkezli olarak hücre tipi bir yapılanma modeli oluşturmuştur. Gaziantep'teki bu örgüt grubunun doğrudan Suriye'deki DAEŞ terör örgütünden talimat alarak Türkiye genelinde eylemler planladıkları anlaşılmıştır denildi. İncelenen kayıtlara göre söz konusu terör örgütünün Mersin ve Adana'daki HDP saldırılarını, Diyarbakır'daki HDP mitingindeki bombalama eylemini ve Suruç'taki bombalama eylemini gerçekleştirdiklerine dair kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi.